Değerli futbol severler, Transfer TV Plus ekranlarına hoş geldiniz. Bugün yine yeniden sevgili Turgay Demir ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ceren. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim ama kimseye kem gözlerle bakma lütfen. Bak yayınlar kesiliyor sürekli. Yapma bunu bize. Yani, olur mu lütfen? O yayını dinledim. Maalesef sevgili Turgay Demir'in hakkında söyledikleri beni bir tık üstse de. Yayında Beşiktaş'tan çok Ceren Dalgıç konuşulması beni mutlu etti. Güzel. Aferin. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Evet, bizi bilen biliyor diyelim ve devam edelim abi. Şunu da biliyoruz artık. Rejide yayında değilken bile bizi dinleyen birileri var. Adı da Ceren olabilir yani. En ufak aksaklıkta müdahale etmek için oradaydım ama duymamam gereken şeyler duydum muhtemelen. Peki. Evet, konumuz nedir? Sherlock mu? Bugün Beşiktaş'ın bu golcü arayışının artık son noktasına gelmesi. Yani Sherlock konusunu konuşacağız yine. Her zaman Valerian İsmail'in bir pivot forvet arayışı var diyorduk. Evet. Charlotte da bu noktada sıcak bakıyordu yönetim ve Valerian İsmail aslında. Şu anda Leipzig tarafında da aslında Beşiktaş'a karşı sıcak hamleler oldu ve olumlu baktıkları yönünde iddialar var. Şu an aslında tüm oklar Charlotte'u gösteriyor. Charlotte ne isteyecek? Beşiktaş'a gitmeyi isteyecek mi? Bu noktada artık ilerliyor durum. Siz neler söylersiniz? Ceren Dalgıç, sana şimdi önemli bir şey söyleyeceğim. Dün önemli bir kişiye, senin kadar önemli değil tabii yani, önemli bir kişiye şunu sordum. Dedim ki yeni sezonda Valerian İsmail ve Alexander Sherlock ikisinin Beşiktaş'ta buluşma ihtimali kaç dedim. Dedi ki bir tanesinin %90. Öbürünün dedi %10. Ben dedim ki hangisi %90? Onu da sen bul. Sen tahmin et. O da bana öyle, sen tahmin et. Sherlock mu? Aynen öyle. Bana net bunu söylemedi. Sen tahmin et artık. Sen dedi 40 yıllık gazeteci, onu bulursun dedi. Ben onun üzerine tabii ki Sherlock'la ilgili hani %50'yi zaten Leipzig'in sıcak baktığını daha önce konuşmuştuk. Evet. İşin o tarafında bir gelişme olmuştu ve Fenerbahçe'nin devreye girmesi Beşiktaş'ta biraz can sıkmıştı. Hatta Çebi, Ahmet Nur Çebi ve Ali Koç arasındaki gerginliğin beklenenin üzerine çıkma sebebi de bence buydu. Şimdi Sherlock'un kararı verilecek deniyor. Sherlock da hala, bana söyleneni söylüyorum. Sherlock hala acaba Avrupa'da kalma ihtimalim var mı? Yani oradan başarısız gelmeyi kendine yediremiyor. Yapılan analiz ya da yorum bu. Yani hiçbir şey yapamadı 2 senede. Bu şekilde Avrupa'yı terk ederse bir daha hiç gelemeyeceğini düşünüyor. Böyle bir korkusu var. Yani Avrupa'ya bir daha beni, hani Türkiye'ye gidelim, orada da bir sene sıkıntı yaşarsam, kötü geçerse beni bir daha Avrupa düşünmez. O yüzden önce Avrupa'da kendimi kanıtlamalıyım diye bir düşüncesi var ama bu düşüncesine uygun, kendisine bu şansı verecek, hedeflerine uygun bir takım bulma ihtimali yok denecek kadar az. Charlotte da bunun farkında ama son ana kadar zorluyor. Yoksa Charlotte Avrupa olmazsa Türkiye diyen biri. Çünkü bilmediği, tanımadığı başka bir lige giderse, kendi ligine gitmeyeceğine göre giderse zaten çok fazla geri adım atmış olur. O şimdi Türkiye'ye gelmeyi de geri adım kabul ediyor. Yani gittim, başaramadım, tekrar geri döndüm şeklinde düşünüyor. Ama bu birçok futbolcunun başına gelmiş bir durumdur. Bir yerde parlarsınız, Ozan Tufan Avrupa'ya gitti, 6 ayda geri geldi. Birçok örnek var böyle. O yüzden Charlotte'u bu konuda ikna etmeye çalışıyorlar. Yani sen orada başarısız oldun çünkü doğru takımlarda değildin. Oysa Beşiktaş senin için tam ideal bir takım. Hocasının oynatacağı sistem de senin tekrar parlamana yeter. Yani Charlotte'u ikna turları aslında psikolojik turlar. Öyle söyleyeyim. Mental olarak onun hazırlamaya, kafasını değiştirmeye çalışan bir gayreti var Beşiktaş'ın. Ben onun dışında
Leipzig kimseye satamayacağı gerçeğiyle yüzleşti. Ve ola ki Beşiktaş bu oyuncuyu alır parlatırsa, gelecek sene satarsa zaten yarısı benim. Yani elinde şu anda diyelim ki 10 milyon euro istediğini düşünelim. Evet. Leipzig'in. Diyor ki 10 milyon kimse vermiyor. 10 milyon alamam yani. Ama Beşiktaş'a giderse, başarılı olursa, seneye bir takıma 10 milyona gitse yarısı zaten benim. Şu anda 5'e de satamıyor. Çünkü talibi yok. En önemli nokta bu. Talibi yok. Ciddi bonservis ödeyecek bir talibi yok. Benim düşüncem, bana o söylenen %90 bölümünü de işin içine katarak söylüyorum. Ben Charlotte'un Beşiktaş'ta yeni sezonda Beşiktaş'ın formasını giyeceğini düşünüyorum. Ha ben %90 diyemem. Yani bana söyleyen hani öbür tarafın %10 olduğunu vurgulamak için de %90 demiş olabilir. Evet. Yani Valerian İsmail'in kalma ihtimalinin %10 olduğunu vurgulamak için de Charlotte'a %90 demiş olabilir. Fakat çok büyük bir ihtimalle Charlotte anlattığım şartlardan dolayı yeni sezonda Beşiktaş forması giyecektir. Bu oyunu bozarsa ya da bu transferi bozarsa Fenerbahçe bozar, Charlotte evet, bozmaz. Evet, olana değinmek istiyordum aslında. Çünkü ben sevgili Ahmet Selim Kulla yaptığım yayınlarda da daha bu Charlotte haberleri başındayken demişti ki eğer Charlotte'un Türkiye'ye gelme ihtimali olursa Fenerbahçe'de bu işin içinde olur. Ben zaten Ahmet'in yayınlarını korkarak izliyorum Charlotte konusundaki. Ahmet Selim Kul'un bu aralar yayınları da aslında çok parlıyor. Çok fazla evet. izleniyor. Evet. O yüzden her de, bilgiyi ciddiye almak zorunda kalıyoruz. Evet, ben de o sebeple korkarak izliyorum zaten. Hani acaba şöyle bekliyorum. Ceren Charlotte bitti diyecek direkt diye. Evet. Fakat elbette biz gazeteci olarak araştırmamıza göre konuşacağız. Ahmet kendi kaynaklarına göre konuşuyor. Ben kendi kaynaklarıma göre konuşuyorum. Fenerbahçe'nin bu işin içinde olduğu ikimizin ortak noktası. Fenerbahçe bu işin içinde. Ama ben Beşiktaş'ın birkaç tık önde olduğunu düşünüyorum. %90 diyemem. Sizce verilen miktar mı belirleyici olacaktır? Yoksa hangi takımda oyuncunun kendini moral olarak, psikolojik olarak rahat edeceği noktasıyla alakalı mı? Şimdi iki tane ihtimal var burada. Bir, para. Arada ciddi fark varsa parayı veren düdüğü çalar. Önce para. İkincisi, paralar eşitse huzur. Huzur. Fenerbahçe mi daha huzurlu bir takım, Beşiktaş mı? Bunu herkes bilir ki Beşiktaş her zaman daha huzurludur. Peki şunu da eklemek istiyorum. Gelecek hoca da, Fenerbahçe'ye gelecek hoca da belirleyici olur mu? Yani elbette olur da ben Charlotte'un Türkiye'yi tanıyan biri olarak eşit şartlarda Beşiktaş'ı tercih edeceğini düşünüyorum. Sebebi şu, Fenerbahçe'ye gelip 5-6 maçı boş geçerse o taraftarın tahammülü kalmadı artık. Ama Beşiktaş Charlotte'u bildiği, tanıdığı için Beşiktaş taraftarı daha farklı davranır, daha sabırlı davranır. Ben Charlotte'un tüm bunları değerlendirdiğinde rakamlar birbirine yakınsa tercihinin Beşiktaş olacağını adım gibi biliyorum. Beşiktaş 3 yıllık sözleşme karşılığında oyuncuya sezon başına 2,5 milyon euro vermeyi düşünüyor. Ki bu Beşiktaş'ın standartlarının yaklaşık 750 bin euro üzerinde. Evet. Yeni sezon standartlarının 750 bin ile 1 milyon euro üzerinde. Beşiktaş normalde başka futbolcu bunu vermez. Belki bir de 10 numarayı verecek. 10 numarayı verecek. Fenerbahçe bu rakamı 4'lere 5'lere çekerse Fenerbahçe alır. Şimdi Fenerbahçe'ye bir de siz Tarışka iddiasını söylemiştiniz ya. Evet. Tarışka gelirse o da maliyetli bir oyuncu. Bu sefer Charlotte riske girer mi? Şimdi bu aslında başka bir yayın konusu olur. Ali Koç'un Jesus'a yaptığı konuşmalar, ona kendi ödemesini nasıl yapacağını anlatmış. Takımdaki oyunculardan hangilerinin gidip kalacağını anlatmış. Yani bir planlaması var Ali Koç'un. Yani hocanın 4 milyon galiba yıllık vermeyi düşünüyor. Onu bile anlatmış. Bak biz böyle bir program yaptık. Transfer için şöyle bütçe ayırdık diye.
Talisca artı Şorlot Fenerbahçe için ideal olur da maliyet olarak yüksek olur. Orada sana katılıyorum ama Fenerbahçe camiası zengini bul camia kardeşim. Şimdi doğru yalan mı söyleyeyim? Evet. Beşiktaş'ta Galatasaray'da 10'ar tane 20'şer tane varsa göreceli olarak söylüyorum. Fenerbahçe 50 tane vardır. Zengin olmak şu değildir. Belki Beşiktaş ve Galatasaray'da daha zengin insanlar vardır da Fenerbahçe zenginleri kulübü için vermeyi de seviyorlar. Adam diyor ki işte şeyin parasını ben vereyim. Mesut Özil'in parasını ben vereyim diyebiliyor. Fenerbahçe o açıdan daha avantajlı. İnşallah öyle bir zengin çıkıp Charlotte'un parasını da karşılamaz diyelim. Peki o zaman. Beşiktaş'a gitsin diye söylüyorum yani. Bayağı da objektif bir yorum. Kesinlikle objektif. Ben çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. İlerleyen süreçlerde gelişen gelişmeleri de bu ekranlardan aktarıyor olacağız. Takip ediyor olacağız. Hoşça kalın. Transfer TV Plus ekranlarından ve bizden ayrılmayın diyorum.